Gelin savaşa karşı barışı yaşamın her alanında birlikte yükseltelim. DİSK Edirne Şubesi'nde bir basın açıklaması yapan Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platformu üyeleri gerçekleşecek olan miting için çağrıda bulundular. Yeter ki barışa giden yolda sadece kendi evlatlarımıza değil, benim evladım senin evladın, senin evladın benim evladım diyerek tüm evlatlara sahip çıkalım. Yeter ki işçiler, emekçiler, yaşamını alın teriyle kazananlar olarak barışın ile emeğin, emekçinin haklarının ve demokrasinin arasında bir zincirin halkaları gibi kopmaz bağlar olduğunu görelim. Bunun için bugün yeniden otlatılarak sokaklara esir almaya çalışan ırkçı şoven dalga karşısında bu kirli savaşa karşı barış ve kardeşlikten yana olan milyonlara sesleniyoruz. Gelin savaşa karşı barışı, baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve demokrasiyi, yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin mücadelesini yaşamın her alanında birlikte yükseltelim. Platform adına basın açıklamasını okuyan DİSK Trakya Bölge Temsilcisi Arif Kuday, Türkiye'de kin ve nefretten beslenenlere karşı barış ve kardeşlik talebini daha ısrarlı bir şekilde sahiplenmek gerektiğine vurgu yaparak, gelin savaşa karşı barışın mücadelesini yükseltelim dedi. KESK, DİSK, TUMOK ve TTB'nin çağrısıyla 10 Ekim'de Ankara'da yapılacak Emek, Barış, Demokrasi mitingine ilimizden, emekten, halktan ve ülkesinden yana taraf olan siyasi partilerimizin, demokratik kitle örgütlerimizin, sivil toplum örgütlerimizin, üye ve yöneticileri ve yine duyarlı vatandaşlarımızın katılımı ile 9 Ekim 2015 tarihinde Edirne Belediyesi'nin önünden saat 22'de hareket edecek olan araçlarla savaşa inat, barış hemen şimdi şiarı ile Ankara'da olacağımızın çağrısını bir kez daha buradan yeniliyoruz. Toplantıda İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi ve TMMOB İlk Sekreteri Nihat Çolak da tüm mimar, mühendis, şehir planlayıcı meslektaşlarına seslenerek miting için çağrıda bulundu. Tüm mimar, mühendis, şehir plancısı meslektaşlarımıza sesleniyoruz. Bu ülkenin vicdanı, aydınlık yüzü mimar, mühendis, şehir plancıları olarak mesleğimize, bizi yetiştiren ülkemize, toplumumuza olan görev ve sorumluluğumuz gereği savaşa karşı barışı, sömürüye karşı emeği, diktatörlüğe, saray rejimine karşı demokrasiyi savunmak için 10 Ekim'de Ankara'da olmalıyız.